seyirciler, Avrasya Hastanesi'nin kıymetli çalışanları ve onların aileleri. Şifa sunduğumuz, bu yolda tanıştığımız, uzun yıllar yoldaşımız olmuş ve bugün bizi yalnız bırakmayan çok değerli hastalarımız. Hepinize sevgi dolu selamlar. İlk kez dijital olarak gerçekleşecek yılbaşı kutlamamız ve ödül törenimize hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Evet, yıllarca şu anda bulunduğumuz bu konferans salonumuzda, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi konferans salonunda bayramlarımızı, yeni yıllarımızı, başarılarımızı büyük kalabalık ve coşkularla, gururla kutladık. Sıra sıra kuyruklar olup birbirimize tek tek sarıldık bu salonda. Birbirimizle sarılmak, tokalaşmak için o sırayı beklemek bile o kadar anlamlı ve o kadar kıymetliydi. Ne yazık ki yaşadığımız pandemi süreci sizlerle bu şekilde buluşmayı gerektirdi. Bu yıl sizlerle dijital olarak buluştuk. Ama bu bizim sizlerle gönül bağımızla, aile olma hissimizle uzaktan sarılmamıza asla engel değil. Evet, kardiyoloji, onkoloji başta olmak üzere tüm branşlarımızda size hizmet ve bu hizmetin yanı sıra da sevgi, ilgi ve alaka gösterdik. Birçok kanser hastası yendiği hastalığı bu hastane koridorlarında ailesine sarılarak mutluluk gözyaşlarıyla yaşadı. Neredeyse kalbi durdu denirken insanların kalbine dokunduk. Belki 40, belki 70'inde yeniden hayata merhaba dediler Avrasya'da. Ailenizin en küçük üyesi burada dünyaya geldi. Anneler kendilerini ve bebeklerini bizlere emanet etti. Bu ve bunun gibi birçok güzel insanın sağlık hikayesini sığdırdık bu şifa kapılarının ardından. 2020'de yenilenme çalışmalarıyla daha şık, daha konforlu şekilde karşınıza çıktık. Avrasya ailemiz büyüdü. Aramıza katılanlarla, yeni hizmetlerle, bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam ettik. 2020 yılı iyisiyle kötüsüyle bitiyor. Bu yıl dünya olarak, ülke olarak zor bir süreçten geçtik. Bu süreçte dijitalden size sağlık sunmaktan hiç vazgeçmedik. Sağlığınızı ihmal etmeyin diye evlerinize canlı yayınlarla, doktorlarımızla konuk olduk. Covid ile birlikte aslında yeni bir dünya, yeni bir çağa da geçtik. Büyük bir değişim dönemine denk gelen bir dünya nesiliyiz aslında. Bu dijital çağa ayak sağlamak için kendimizi de bazı noktalarda değişimlere götürüyoruz. Avrasya Hastanesi çalışanlarının ortak değerlerinde de yıllarca bu maddeye değindik. Değişime ve gelişime açıklık. Yani teknolojik gelişimleri takip etmek, yenilikleri hayata geçirebilmek ve bunun yanında bir yandan da çevremizi de buna teşvik edebilmek. Sağlık sektöründe çok büyük mücadeleler verildi. Avrasya Hastaneler Grubu tüm doktor ve sağlık çalışanları büyük gayretler gösterdi ve hala da göstermeye devam ediyorlar. Evet, birçoğunuz çocuklarından, eşinden, sevdiklerinden uzakta bir odada bu dönemde hayatlarını geçirmeye çalıştı belki de. Evet, bu mücadeleden asla geri dönmeyen tüm Avrasya Hastanesi'nin sağlık çalışanlarına da buradan selam olsun diyelim. Asla geri çekilmediler ve birçok da başarılı tedaviyi bu süreçte gerçekleştirdiler. Çünkü hepsi aynı amaçla bu yoldaydı. Sağlık sunmak, şifa olmak ve insan iyileştirmek. Tıp camiasından, çevremizden, ailemizden bu süreçte kayıplar verdik. Hepsine Allah'tan rahmet, sevenlerine de buradan başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. İşin bunun dışında mutluluk veren yanları da vardı. Neydi? Hastalığı hastanemizde yenip taburcu olan yüzlerce hastamızı alkışlarla hastanemizden uğurlamak, ailelerinin ve sevdiklerinin gözlerindeki mutlulukları ve duaları görmek. Evet, 22 yıl önce hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir prensibiyle yola çıktı Avrasya Hastanesi. Çünkü en önemli şey önce siz ve sonra sağlığınızdı.
Bu süreçte özellikle başta Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız Operatör Doktor Hüseyin Urlu olmak üzere tüm Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu üyelerine de bu zorlu süreçte hastane çalışanlarının hep yanında, hep sahada oldukları için tüm çalışma arkadaşlarım adına bu canlı yayın vesilesiyle de teşekkürlerimizi sunmak, buradan kendilerine gerçekten bu yüzden de bize bu süreçte büyük bir cesaret verdiklerini de belirtmek istiyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarım adına da bu mesajı vermek istedik. Yeni bir yıl geliyor. Hepimizin dilekleri var elbet. Kimi yeni ev, kimi yeni araba, kiminiz yuva kurmak, kimi evlat ve daha birçok yeni planlarınız var biliyoruz ki. Her şey gönlünüzden geçtiğiniz gibi olsun. Bizim de hastane olarak tek dileğimiz sizin sağlığınızın yerinde olması. Evet, hep Covid dedik. Çünkü tam bir yılı bu şekilde geçirdik. Ama elbette savaşlar olmasın, kadınlar, çocuklar, insanlar, hayvanlar ölmesin, depremler, felaketler can almasın. 2021 güzel haberlerle başlasın ve tüm yıl sevdiklerinizle kendinizi, mutlu planlarınızı, kurduğunuz hayallerinizi yaşarken görün istiyoruz. Aynı evin içinde bile yaşarken bizi uzaklaştıran bu mesafeli hastalık son bulsun istiyoruz. İşin sağlık kısmına gelince de orası bizde Avrasya Hastanesi'nde. Ve Avrasya çalışanlarına buradan seslenmek istiyoruz. Biliyoruz ki canlı yayınımızda şu anda birçok hastane çalışanları mevcut. Buradan onların da bize yorumla katılmalarını diliyoruz. Evet, Avrasya çalışanları bu çatı altında kardeşlik bağı, aile bağı kurdular. Hastane yönetiminin tabii sizlere de mesajı var. Derler ki, hepiniz çok kıymetlisiniz. Yaptığınız her işi takdir ediyor ve sizlerle gurur duyuyoruz. Bugün çekilişte şanslı kişilere altın ödülleri de olacak. Sizin şansınız ne olur bilinmez. Ama sizlerle çalışmak bizim için altın değerinde büyük şans. Sizler sağlık sektörüne kazandırılmış en büyük değerlersiniz ve iyi ki bizimlesiniz. Yolumuz uzun. Her kademesinde alın terinizin olduğu da başarılarımız daim olsun derler sizlere. Evet, ve sen 2021, lütfen güzel ol. Lütfen seneye seni güzel bir şekilde hatırlayalım. Sevdiklerimizi bizden alma. Sevdiklerimizle bizleri uzaklaştırma. Biz seni çok güzel karşılıyoruz. Sen de bize tüm güzelliklerinle gel diyoruz ve hoş geldin 2021 diyoruz sizlerle. Evet, neler yaptık? 2020 yılında Avrasya Hastanesi'nde neler yaptık? Ve bunları hatırlatacağız sizlere. Ve hemen ardından da hastanemizin doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının yeni yıl dileklerinden ve mesajlarından oluşan bir video izletimimiz var. Hep beraber bunları izleyelim istiyoruz. Hastanemizin açılışını Sayın Merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'le birlikte gerçekleştirmiştik. O günden bugüne 20 yıl olmuş. Tabii 20 yıl öncesinin geliş süreci de var. Onu Adil Emecan arkadaşımız biraz önce aktardı. Emekleri için kendisine de teşekkür ediyoruz. Zeytinburnu'nun marka olmasında, tanınır olmasında Avrasya'nın çok ama çok ciddi katkıları olmuştur. Buna en iyi gözlemleyenlerden birisi de benim. O koşullarda Zeytinburnu'nda böylesine anlamlı bir yatırımı yapan Urlu ailesini tebrik ediyorum, kutluyorum. Başta Hüseyin Urlu hocam olmak üzere Urlu ailesini, Avrasya ailesini canı gönülden kutluyorum. İstanbul'un, Türkiye'nin önemli sağlık merkezlerinden birisi Zeytinburnu'nda doğmuştur. Zeytinburnu'nda büyümüştür ve Zeytinburnu halkına
Türkiye'ye, hatta yurt dışından gelen hastalara derman sunmaktadırlar. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Avrasya ailesinin, Avrasya Hospital'ın 20 yıllık sürecinde emeği olan, katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Rahmetli olanlar var. Rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Böylesine dostlar arasında olmak, önemli bir hizmete ömrünü adamış bir ailenin yanında bulunuyor olmak benim için de kıvanç verici bir olaydır. Bu gecede rahmetli dedem 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal adına gururla bu ödülü alıyorum. Hakikaten onay ettiniz. Rahmetli dedemin en büyük arzularından biri, Türkiye'de ihtiyaç duyan herkesin en yüksek standartta, en iyi kalitede sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesiydi. Bu yönde de birçok icraatı oldu. Şimdi bu gece 20 başarı dolu yılını kutlayan, %100 yerli sermaye ile kurulan, ihtiyaç duyan herkese en yüksek kalitede sağlık hizmetlerine ulaşılabilir bir şekilde veren, yabancı hasta alımı yapan Avrasya Hastanesi'ne can gönülden tebrik ediyorum. Avrasya Hastanemizin 20. yılını kutluyorum. Uğurlu ailesini, Hüseyin abimizi, meslek büyüğümüzü tebrik ediyorum. 20 yıldır şifa dağıtıyorsunuz, sevgi dağıtıyorsunuz. Nice 20 yıllara diyorum. Thank you.
Benim söyleyecek çok şeyim yok. Burada Hüseyin Bey'e şu yönden teşekkür etmek istiyorum ben de. Kendi hastanesine ve personeline sonuna kadar güvendi. Asla başka bir yerde tedavi olmayı kabul etmedi. Ve biz de bu güvenine layık olabilirsek ne mutlu bize. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Yılı hepimiz için biraz zorlu geçti. Bildiğiniz üzere bir pandemi belasıyla uğraşmak durumunda kaldık. Bu mücadelede hep birlikte en ön saflarda halen daha savaşıyoruz. İnşallah kısa sürede bu bela sona erecektir. 2021 hepimiz için daha mutlu, umutlu, güvencelerimiz anlamında örneğin Covid-19'un meslek hastalığı sayıldığı bir yıl diliyorum. Hepinize mutlu yıllar diliyorum. 2020'nin bir an önce gidip bizi hastalıklı bu yıldan kurtarması ve sağlıklı, huzurlu, Covid'den uzak günlere getirmesi dileğiyle 2021'i hasretle, özlemle bekliyoruz. Nice yıllara, mutlu yıllar.
Herkese merhaba. 2020 hem kendi ailelerimiz, ülkemiz ve dünya için oldukça olumsuz ve kötü anılarla dolu geçti. Umuyoruz ki 2021, 2020'yi iyi yönde unutturacak bir yıl olur. Mutlu, sağlıklı, huzurlu 2022 gireriz. Bir yıl sonraki mesajlarımız bunlarla doludur. Şükür ki bu kadar güzel bir yıl geçirdik deriz. Herkese iyi seneler diliyorum. Tüm ekip arkadaşlarımıza ve bizi izleyen herkese iyi yıllar. Her zaman olduğu gibi yeni yılda da çağrı merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz. Sağlıkla kalın, mutlu yıllar. Tüm hastane çalışanlarının ve onların ailelerinin, doktor arkadaşlarının ve yönetimin yeni yılında en içten dileklerimle kutluyorum. 2021'in herkese sağlık, sıhhat, şans getirmesini diliyorum. 2021 yılı hepinize öncelikle herkesin sağlıklı olduğu, pandeminin sonlandığı bir yıl getirsin. Herkese sağlık, huzur, bereket dolu bir yıl diliyorum. 2021'de kaybettiğiniz tek şey kilolarınız olsun. 2021 yılında pandeminin bitmesini diliyoruz. Bitmese bile biz ekip olarak buradayız. Mutlu yıllar! 7 yılın hepimize sağlık, mutluluk ve pandemisiz günler getirmesi dileğiyle. Mutlu yıllar! Mutlu yıllar! Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum. Pandeminin bittiği, bizi insan yapan, değerlerle yeniden kucaklaştığımız, aramızda mesafelerin kalmadığı, güzelliklerle dolu bir yıl diliyorum herkese. Tüm ekip arkadaşlarımın, sağlık çalışan arkadaşlarımın 2021 yılında sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum. 2020 yılı bizim için çok zor süreçte geçti. İnşallah 2021'de her şey sağlık için olsun, sağlıkçılarım olsun. Geçen yıl bu zamanlar 2020 dileklerimizi sıralarken tabii yaşayacaklarımızdan habersiz güzel dileklerde bulunmuştuk. 2020 her anlamda zorlu bir yıl oldu. Hepimizi yordu, zorladı. 2021'den öncelikle gelenin gideni aratmamasını diliyorum. Hepimize sağlıklı, mutlu bir yıl diliyorum. Maskelerden, mesafelerden kurtulup yolumuza devam etmeyi diliyorum. 2021 hepimize sağlık, mutluluk ve bol kazanç getirsin inşallah. Yıllar. 2020 yılı pek iyi geçmedi hepimiz için. 2021 yılının sağlıklı ve huzurlu geçmesini diliyorum. Tüm Avrasya ailesinin yılını kutluyorum. 2020 yılında başta doktorlarımız ve sağlık çalışanları büyük çaba sarf ettiler. 2021 yılında pandemisiz, huzur ve sağlık dolu bir yıl olmasını diliyoruz. Biz her türlü sağlık sorunlarının da Avrasya ailesi olarak her zaman hizmetindeyiz, buradayız. Mutlu yıllar! 2020 yılını yaşadığımız Covid pandemisi ve büyük ekonomik kriz nedeniyle birçok insan gibi ben de yaşanmış bir yıl olarak saymamayı düşünüyorum. İnşallah 2021 yılı sağlık, esenlik dolu olur. Herkese iyi bir yıl diliyorum. Sağlıkla ve esenlikle kalın. 2021 yılının ülkemize ve tüm dünya insanlarına huzur, sağlık, mutluluk getirmesini diliyorum. Herkesin yeni yılı kutlu ve mutlu olsun. Mutlu yıllar! Yeni yılın çalışma arkadaşlarımıza ve tüm hastalarımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. We wish you all a happy new year with your families and loved ones. حسنا يرجين نتمنى لكم الصحة والسعادة كل ياكم كل عام وانتم بخير. Başta Avrasya ailesi olmak üzere herkesin yeni yılını kutlarım. Dilerim ki 2021 yılı 2020 yılından daha mutlu, daha huzurlu, savaşsız ve Covid'siz olsun. Biz sizin için burada görev başındayız. Siz de bizim için evinizde kalın lütfen. Avrasya ailesinin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Yeni yılda umut doluyuz. Geçtiğimiz yılı unutturacak harika bir yıl olmasını diliyorum. Zor bir yılı 2020 yılına gerek dünya için, gerek ülkemiz için ve gerekse hastanemiz için zor bir yılı geride bırakıyoruz. Evet, kolay bir yıla başlamıyoruz. 2021'de kolay bir yıl olmayacak. Bu zor yılda kahramanlık gösteren
doktorlarımıza, hemşirelerimize, tüm çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum ve teşekkür kelimesi bile yetmeyeceğini biliyorum. Yeni yılda da onlara güç, kudret, metanet diliyorum. Başarılar diliyorum. Aman diyorum, dikkat diyorum. Mutlu yıllar, sağlıklı yıllar, bereketli ve kolay yıl diliyorum. Tüm Avrasya Hastanesi'nin doktorları ve sağlık çalışanlarından yeni yıl dileklerini aldık ve tabii bunun haricinde de gururlandık, duygulandık, neler yaptığımızı da tekrar sizlerle birlikte hatırlamış olduk. Bunlar çok güzel anlar bizler için ve bunları gördüğümüz zaman da duygu dolu anlar yaşıyoruz. Bunlara da sizlerin şahit olması bizi mutlu ediyor. Evet. Canlı yayınımızı izleyen birçok Avrasya çalışanları varmış. Evet, onlara buradan bizlere el sallıyorlar, kalp gönderiyorlar, güzel yorumlarda bulunuyorlar. Biz de onlara kalp diyoruz, iyi ki varsınız diyoruz tekrardan. Ve şimdi de günün anlam ve önemine değineceğimiz yeni yıl konuşmalarımız için değerli isimleri yanıma davet edeceğim. Evet, hastanemizde emek ve çabalarla gece gündüz çalışan hemşirelerimize buradan selam olsun diyelim öncelikli olarak. Ve şimdi de bu beyaz meleklere yıllarca örnek olmuş, onlarla güçlü bir ekip olmuş ve Avrasya Hastanesi'nde her geçen yıl daha da gençleşen. Bunun da nedenini sormak istiyoruz. Evet, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürümüz Gülay Aziret Tosunay'ı yorumlardan gelecek alkışlarla davet ediyorum yanıma. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. İlk kez dijital olarak gerçekleştirdiğimiz yeni yıl kutlamamıza hoş geldiniz. Korku filmi gibi bir yıl geçirdik 2020'yi. Covid istemeden aramıza katıldı. Özellikle bu Covid sağlık camiasına çok kötü vurdu. Acı kayıplarımız oldu. Mücadeleli günlerimiz geçti. Sağlık camiası için 2020 çok zor oldu. Ayrıca dünya için, hepimiz için. Ama her yıl olduğu gibi bu yılda güzel dileklerimiz var, büyük beklentilerimiz var. Yeni ve güzel olan her şey yüzümüzü gülümsetsin, sağlık, sıhhat bizimle olsun. 2021 hayırla, huzurla hoş gelsin aramıza. Nice yıllara. Teşekkür ediyoruz. Evet. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Sayın Gülay Aziret Tosunay'ın yeni yıla değindiği mesajlarını aldık. Ve şimdi de Avrasya Hastanesi Zeytinburnu'nda zaten kalp damar cerrahisi uzmanlığı ile onu tanımayan yok diyebiliriz. Başarılı ameliyatlarıyla birçok hastaya da şifa aldı. Ve bu süreçten sonrasında da bizi ve hastaları güler yüzüyle her zaman karşılayan bir başhekim oldu kendisi. Evet, değerli başhekimimiz Profesör Doktor Ali Rıza Canel'i alkışlarınızla davet ediyoruz. Yorumlardan da alkışları bekliyoruz bu süreçte. Hoş geldiniz hocam. Bütün Avrasya çalışanlarına yeni yıl dileklerimi sunuyorum. Tabii ki demin de arkadaşlar, herkes konuştu. Hakikaten kabus gibi bir yıldı. Biz de hastane olarak özellikle ilk periyotta çok ağır geçirdik. Bütün hastalar, neredeyse bütün katlar COVID servisiyle ve hastalarıyla doldu. Doktorlarımız yetişemez duruma geldi. İşte bütün doktorlar nöbet sırasına girdi. Hemşire hanımlar ve sağlık çalışanları, sağlık personeli inanılmaz bir yoğunlukla çalıştı. Ve bunu başarılı bir şekilde atlattığımızı düşünüyorum. Çoğu hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Bu pandeminin belki de hani bu çok kötü bir geçti falan ama bana göre bir iki avantajı oldu. Birincisi, sağlık çalışanlarının ne kadar değerli olduğu anlaşıldı. Belki daha önce de biliniyordu belki bu ama bu vesileyle sağlık çalışanlarının çok daha ne kadar değerli olduğu anlaşıldı.
bilimin ne kadar değerli olduğu anlaşıldı. Bu aşı çalışmaları, ilaç çalışmaları ne kadar hızlı geliştiği görüldü. Bilimin ve tıp camiasının ne kadar değerli olduğu bana göre bir avantaj oldu anlaşılması açısından. Önümüzdeki yılın da belki ilk birkaç ayı hani zorlu geçecek gibi gözüküyor. Yine kısıtlamalar devam edecek belki ama işte bu bilimin getirdiği aşı çalışmalarının belki de bir 2-3 ay sonra tamamen bu pandemiden bizi kurtaracağını düşünüyorum. Aşının bu arada aşı içinde vurgulamak istiyorum. Çok komple teorileri, çok söylentiler var. Aşı bu işin tek çaresidir ve muhakkak herkesin yapmasını tavsiye ediyorum. Aşıdan kaçırılmasını tavsiye ediyorum. Umuyorum önümüzdeki yıl çok daha iyi olacak. Bu COVID belasından kurtulacağımızdan çok eminim. Yeter ki tıp camiasının uzmanların ne dediğine dikkat edelim, onlara dediklerine uyalım. Gerisinin çok kolay olacağını düşünüyorum. Tekrar herkese mutlu yıllar, sağlıklı ve başarılı yıllar diliyorum. Teşekkür ederim. Bu zorlu süreçte ve bundan tam 22 yıl öncesine kadar geçen her Avrasya Hastanesi sürecinde ve ondan önceki meslek hayatında her zaman tarzı, duruşu ile bizlere örnek oldu. Meslek hayatında başarılarına başarı, hastanelerine de hastane kattı. Ve tek amacı daha fazla insana, hastaya şifa sunmaktı. Bunu da ulusal ve uluslararası alanda başarılarla her zaman taçlandırdı. Onu karşımızda görmek bize hep güven verdi. Yayın boyunca da benim karşımda tıpkı görmüş olduğum gibi. Evet, bu zorlu süreci evinde değil, fiziken her daim hastanelerinde çalışanlarının yanında geçirdi. Evet, ülkemizde ve dünyada sağlık sektöründe önemli bir yer edinen İstanbul'da 3 tane başarılı hastane kurdu. Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Hüseyin Uğurlu'yu alkışlarınızla davet etmek istiyorum. Evet, değerli öncelikle çalışma arkadaşlarım, her zaman burada biz bir arada olarak kutluyorduk bu töreni. Yeni yıla girerken böyle bir törenimiz oluyordu. Maalesef arkadaşlarımın da bahsettiği gibi bu sene böyle bir töreni yapmamız sağlık açısından, örnek açısından uygun değildi. Onun için hem bir taraftan çalışanlarımızla hem de hastalarımızla burada buluşalım, dijital ortamda buluşalım diye böyle bir tören yapıldı. Biz arkadaşlarımızla beraber burada onların bir çalışma arkadaşı olarak olmaktan son derece mutluyum. Cerrah olarak işimi severek yaptım bugüne kadar. Ama şimdi de arkadaşlarımla beraber birlikte çalışarak ve bu ortamı birlikte paylaşarak son derece mutluyum. Ve biliyorum ki burada çok büyük bir sevgi ortamı var. Ben çalışma arkadaşlarımı seviyorum. Onlar da beni seviyor. Ne güzel diyorum. Yani insanın böyle bir ortamda çalışması, mutlu günler, zamanlar geçirmesi ve birçok şeyleri de beraber paylaşabilmesi çok güzel bir şey. Aynı zamanda biz burada bu ekiple, arkadaşlarımızla her bir noktada farklı farklı hizmetler yapıyoruz. Ama bunların hepsini de hastalara hizmet için yapıyoruz. Onların mutluluğu ve memnuniyeti için yapıyoruz. Onların gözünde gördüğümüz her ışığı, emin olun, onların en yakın ailesi gibi bizler de hissediyoruz. Ve bugünlere şükür geldik. Evet, kötü bir yıl geçirdik. Ben de dahil sıkıntılı, sağlık sıkıntısı yaşadığımız günler gördük. Ama şükür ki gene de bugün buralardayız, bu durumdayız. Keşke kaybettiğimiz insanlar da hiç olmasaydı. Ama maalesef
oluyor ama biz hizmetlerimizi vermeye devam edeceğiz ve her türlü fedakarlığı da yaparak hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Belki de en önemli bizi sevdiren veya sevdiklerimizin artması belki de bu yüzdendir. Yani böyle bir mesleği yapabiliyor olmamızdandır. Ben tüm hastalarımızın yeni yılını şimdiden kutluyorum. İnşallah böyle bir yıl daha yaşamazlar ve daha düzenli, daha sağlıklı bir yıl yaşarlar. Ayrıca tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Yeni yıllarını şimdiden en iyi dileklerimle kutluyorum. İnşallah onlarla birlikte çok sağlıklı bir ortamda çalışmalarımıza devam ederiz. Bu işleri yaparken ailemin de çok büyük katkıları, desteği oldu. Onlara da teşekkür ediyorum. Ve 2021'in ve ondan sonraki yılların tüm çalışanlarımız için, ailemiz için ve Türk halkı için ve dünya insanları için inşallah daha iyi geçecek, daha sağlıklı geçecek diye düşünüyorum. Sağlık sorunu yaşarken emin olun arkasından ekonomik sorunlar geliyor, psikolojik sorunlar geliyor. Bunların hiçbirini inşallah bundan sonraki yıllar yaşamayız. Daha huzurlu, mutlu günler görürüz, yaşarız. Ben çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Değerli Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Operatör Doktor Hüseyin Uğurlu'nun da yeni yıl için tüm izleyenlere verdiği mesajını dinlemiş olduk. Evet, şimdi ödüllerimize geçelim istiyoruz. Evet, ilk olarak ne var? Avrasya Hastanesi yılın dijital starları ödülü var. Peki ne demek? Hemen kısaca bahsedelim. 2020 yılı boyunca kurum olarak Avrasya Hastanesi'nin sosyal medyasında yaptığımız paylaşımlarımızı toplumsal kitleye yaymak tabii ki amacımız. Burada bilgilendirme yapmak, herhangi bir hastalık konusunda almaları gereken önlemler konusunda insanlara hep bilgilendirme yapmaya çalıştık. Yaptığımız bu paylaşımlarımızı toplumsal kitleye daha fazla yayabilme imkanını bu ödülü şimdi alacak kişilerle birlikte sağladık. Evet, gerek sağlık bilgilerimizin, gerek sosyal projelerimizin, gerek kurum içi hizmetlerimizin onların katkı, beğeni ve paylaşımlarıyla desteklenmiş olduğunu gördük. Ve onları da bu süreçte ödüllendirmek istedik. Facebook verileriyle süzdük tabii ki bu kişileri ve ilk 5 kişiye de bugün ödüllerini takdim edeceğiz. Evet, 2020 yılı Avrasya Hastanesi'nin dijital starları ödülünü almaya hak kazanan isimleri sahneye yanıma davet etmek istiyorum. Evet, ilk olarak Yasemin Kurdaş, alkışlarla davet etmek istiyorum kendisini. Evet, değerli hemşiremiz ve hemen ardından anji ünitesinde hasta kabul biriminden Sevda Demirbaş, alkışlarınızla takdim etmek istiyorum kendisini. Evet, Sevgi Işık Yol, kendisini de sahnemize davet etmek istiyoruz. Yine hemşirelerimizden Zeynep Sağlam, kendisini de takdim etmek istiyoruz. Ve İlknur Bozkurt yerine bugün ödülü Nesrin Fidan alacak. Kendisini davet etmek istiyoruz. Ve ödüllerin takdimi gerçekleştirmesi için de hastanemizin işletme direktörü Sayın İbrahim Urlu'yu alkışlarınızla davet etmek istiyorum. Çağımıza ayak uydurmada el ele verip bizlerle birlikte olan arkadaşlarımızı karınca kararınca bir takdir belgesi, ayrıca bu zarfın içerisinde de bir sürpriz ve mektubumuz var başhekimle beraber. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, Sevda Hanım, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Yerine Nesrin Hanım'a ödülü takdim edeceğiz. Kendisi sağlık problemi nedeniyle şu an istirahatte. Ekip arkadaşının ödülünü de Nesrin Hanım'a takdim ediyoruz.
kendisine takdim etmek üzere. Teşekkür ediyoruz. Sevgi Işık Yol, buyurun hocam. Yine birçok sosyal medya paylaşımlarımızı toplumsal kitleye yaymada destek olan isimlerden. Çok teşekkürler. Ve Zeynep Sağlam, bugünkü dijital starlarımız arasında yer alan isimlerden. Önümüzdeki günlerde tüm çalışan arkadaşlarımızla bu konuda dijital çağa ayak uydurma konusunda bu tür etkinliklerimiz olacak. Her ayın bir dijital starı diye bir programı da düşünüyoruz. El birliğiyle beraber yaparız inşallah. Evet, bunu da duyurmuş olalım İbrahim Hocam'ın bilgileriyle. Evet, işletme direktörümüz Sayın İbrahim Urlu'ya da teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Ayağımıza sağlık diliyoruz. Evet, Avrasya Hastanesi yılın dijital starları ödülünü verdik. Dediğimiz gibi 2020 yılı içinde, bu bir yıl içinde yaptığımız paylaşımlarda süzdüğümüz ilk 5 kişi bunlar. Tabii ki bunu İbrahim Hocam'ın da dediği gibi her ay gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Diliyoruz ki bu konuda daha fazla kişi bizlere destek sağlar. Evet, Milli Piyango biletlerimizin çekilişlerini gerçekleştireceğiz. İlk olarak ne diyoruz? 4 çeyrek, 2 yarım ve 1 tam Milli Piyango biletleri şu anda gördüğünüz gibi elimde. Birazdan şanslı kişileri sahiplerini bulacak diyelim. Çekilişlerimizi gerçekleştirmeye başlayalım mı Güner Bey? Hazır mıyız? Evet, ilk olarak çeyrek Milli Piyango biletlerimizle başlayalım. Evet, ilk çekilişimizi hemen büyük bir heyecanla gerçekleştirelim. İlk Milli Piyango biletimizin, çeyrek Milli Piyango biletimizin şanslı kişisi diyoruz. Ayırıyoruz hemen ödüllerini bu kişilere takdim edeceğiz bizzat. Ve ikinci çeyrek Milli Piyango biletimiz için çekilişimizi gerçekleştirelim. Heyecanlı bekleyiş. Olena Pančeva. Evet, Olena Pančeva, çeyrek Milli Piyango biletimizin şanslı kişisi. Kendisine takdim etmek üzere hemen ayırıyoruz. Üçüncü çeyrek Milli Piyango biletimizin çekilişini gerçekleştiriyoruz. Şu an büyük bir heyecanla yayınımızı izlediğinizi biliyoruz. Bakalım kimler çıkacak, izliyoruz. Muhteşem bir bekleyiş müziği. Büşra Demir. Evet, Büşra Demir. Çeyrek Milli Piyango biletimizin şanslı üçüncü kişisi. Kendisine takdim etmek üzere ayırıyoruz. Ve son çeyrek Milli Piyango biletimizin çekilişini gerçekleştirelim. Gerilimli bekleyiş müziğimiz. Sizler de canlı yayın karşısında bu şekilde beklediğinizi şu an tahmin edebiliyoruz heyecanla. Kazım Erkan Tosun. Evet, Kazım Erkan Tosun da çeyrek Milli Piyango biletimizin şanslı kişisi. Takdim etmek üzere hemen ayırıyoruz. Evet, yarım Milli Piyango biletlerimizin çekilişlerine geçelim. Tam 2 tane yarım Milli Piyango biletimiz takdim edeceğiz. Fatoş Tunçel. Evet, Fatoş Tunçel. Yarım Milli Piyango biletimizin şanslı kişisi. Kendisine takdim etmek üzere hemen ayırıyoruz. Ve bir diğer yarım Milli Piyango biletimizin çekilişini gerçekleştiriyoruz efendim. Buyurun. Bakalım kim çıkacak, kim çıkacak, kim çıkacak? Sevda Demirbaş. Sevda Demirbaş ödülüne ödül ekliyor. Kendisi görev alanına gitti mi? Evet. Az önce dijital starlarda şanslı olan kişilerden, demek ki bugün gerçekten çok şanslıymış. Kendisine takdim etmek üzere biletimizi hemen ayırıyoruz. Ve son olarak tam Milli Piyango biletimiz için çekilişimizi gerçekleştirelim. Hemen ilk harfi görünce ben miyim acaba diye de bir heyecan oluşuyordur eminim ki.
Adalet Arslan. Kendisi de burada. Takdim edelim mi biletini? Evet, sizi böyle davet ediyorum. Biletinizi takdim etmek üzere de başhekimimiz Sayın Profesör Doktor Ali Rıza Canıl'ı davet edelim. Hocam. Milli piyango biletimizin şanslısı aramızdaymış. İnşallah 100 milyon. İnşallah. Yok. Sağlık olsun. Para istemem. 100 milyon sana bu inşallah. Sağlık olsun. Teşekkürler. Altın çekilişlerimize geçiyorum. 4 tane çeyrek altın, 2 tane yarım altın, 1 tane de tam altın ödüllerimizi Zeytinburnu Avrasya Hastanesi çalışanlarına çekilişle takdim edeceğiz. Şu anda heyecanlı olarak bekliyorlar. Gönül Hanım, hadi bir an önce yap diyorlardır eminim. İzleyenler de bunu hissedebiliyorum. İlk olarak çeyrek altınlarımızın çekilişleriyle başlayalım. Tam 4 adet. İlkini, evet Güner Bey, başlatalım. Şanslı kişi kim bakalım? Çeyrek altının sahibi. Remziye Akpolat. Remziye Akpolat içinde çeyrek altınını ayırıyoruz diyelim. Bunları daha sonrasında kendilerine bizzat teslim edeceğiz. Çeyrek altınlarımızın birini verdik. Şimdi ikincisini verelim. Evet, çekilişimizi başlatalım. Çeyrek altının, ikinci çeyrek altının sahibi Ali Osman Çoban. Ali Osman Çoban'a şöyle altınlarımızı da gösterelim mi? Daha fazla bir heyecan olsun. Altınlarımız da hemen bu şekilde. Ali Osman Çoban için de çeyrek altınlarımızdan ikincisini hemen ayırıyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz. Evet, üçüncü çeyrek altın çekilişimizi başlatalım. Şanslı kişilerden bakalım kim çıkacak? Elif Bektaş. Elif Bektaş'a da çeyrek altınını takdim etmek üzere hemen ayırıyoruz ve kendisini de tebrik ediyoruz. Çeyrek altınlarımızın sonuncusunun çekilişini gerçekleştirelim. Dördüncü çeyrek altınımız, bakalım çalışanlarımız arasında kime gidecek? Gülaydın'a takdim edeceğiz. Çeyrek altınlarımızın, evet, dördüncüsünü de bu şekilde ayırıyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz buradan. Evet, 4 tane çeyrek altınımız sahiplerini buldu. Milli piyango biletlerimiz sahiplerini buldu. Şimdi elimde ne var? 2 tane yarım altın var. Biraz daha heyecan arttı. Biraz daha bekleyiş arttı. Acaba ben miyim diyenler olacaktır. Hemen ilk yarım altınımızın çekilişini gerçekleştirelim. Kim çıkacak? Kim çıkacak? Yeşim Sucu. Şöyle Yeşim Sucu'yu da altınını takdim edeceğiz kendisine. Tebrik ediyoruz Yeşim Sucu. Seni de tebrik ediyoruz ve yarım altınlarımızın ikincisinin çekilişine geçiyoruz. Şansınız bol olsun. Bakalım kime çıkacak? Sevim Çebi. Sevim Çebi. Yine hemşirelerimizden. Evet Sevim Hanım, bizi izliyorsanız yarım altının sahibi siz oldunuz. Tebrik ediyoruz. Altınınızı size takdim etmek üzere hemen kenara ayırıyoruz. Ve elimde ne var? Büyük an. Beklenen an. Tam altın. Tam altınımız elimizde. Biraz daha bekletelim mi izleyenleri? Heyecan olsun mu? Şimdi şu şekilde açacağım hemen tam altını. Önce bir heyecanlı bekleyiş. Kimin bakalım? Tam altının sahibi için çekilişimiz başlasın. Evet, bekleyiş, bekleyiş, bekleyiş. Dilber Güler Kılınç. Tam altının sahibi. Evet, Dilber Hanım, sizi de tebrik ediyoruz. Altınınızı
takdim etmek üzere hemen bir köşeye ayırıyorum diyelim. Evet, altınlar, milli piyango biletleri ve yılın dijital starları ödüllerimizi de takdim etmiş olduk. Güzel bir yılbaşı programına sizlerle birlikte ilk kez dijital olarak girmiş olduk. Tekrar söylüyoruz, diliyoruz ki çok güzel bir yıl geçiririz. Diliyoruz ki 2021 bize tüm güzellikleriyle gelir. Yaptığımız başarılara başarılar eklenir. Sevdiklerimizi kaybetmeden bir arada olduğumuz mutlu güzel yıllarımızı inşallah 2021 yılında bu salonda tekrardan kalabalık, birbirimizle sımsıkı aile bağımızı sarılarak hissettirdiğimiz bir yılbaşı geçiririz. Dileğimizi şimdiden iletelim. Ödül alanları tekrardan tebrik edelim ve özellikle de bu süreçte yine bir sağlık kurumunun yeni yıl kutlaması olduğu için yine ufak bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Yine bu süreçte lütfen ama lütfen pandemi sürecinde korkularınızı yenin ve diğer sağlık problemlerinizi ihmal etmeyin. Tüm branşlarımızda 7/24 sizinleyiz, buradayız, hizmetinizdeyiz. Herkese mutlu yıllar diliyoruz. Sağlıkla geçsin 2021. Hoşçakalın. Avrasya Hastanesi Zeytinburnu 2020 yılına hoşça kal dedi ve 2021 yılına merhaba dedi. Bu süreçte dijital olarak gerçekleşen canlı yayında birçok ödüller de çalışanları buldu diyebiliriz. Evet, hastanenin işletme direktörü Sayın İbrahim Uğurlu yanımızda. Yeni yılla ilgili duygu ve dileklerini rica ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. İlk defa yeni yılımızı dijital kutlamış oluyoruz. Dijital organizasyonla. Evet, ülkemiz COVID nedeniyle zor bir ülkemiz ve dünyamız zor bir yıl geçirdi, evet. Geçiriyor. Bu zorluklar bizleri yeni bir yaratıcılıklara, yeni bir arayışlara sevk etti. Bu nedenle de dijital çağ dediğimiz bu çağın ki dijital mahallelerimiz olacak, dijital programlarımız olacak, dijital tedavilerimiz olacak. Artık doktorlarımız dijital olarak evlere kadar da gidebilecek. Evet, zor bir yıl geçirdik 2020. 2021'de dileğimiz kolay ve mutlu, sağlıklı bir yılımız olsun. Ama çok dikkatli olmamızı gerektiren bir yıl. Evet. Yani biz bu pandemiyle yaşamasını da öğreneceğiz. Evet, her dünyanın dönüşümünde, yeni şeylerin gelişinde mutlaka yokluklar, kıtlıklar, krizler, kaoslar, pandemiler, salgın hastalıklar, ekonomik krizler gelerek, dileğim az bir hasarla ülkemizin ve bütün çalışanlarımızın, hastanemizin de bunu atlatmasını diliyorum. Mutlu yıllar diliyorum. Teşekkür ediyoruz İbrahim Bey. Evet, herkese, tüm dünyaya ve ülkeye sağlıklı bir yıl geçirmesini diliyoruz. Umarım sevgi ve sağlık dolu gelirsin 2021. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda hiçbir şey İnsan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için.
Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.